Gününüz hayırlı, geleceğiniz bereketli olsun. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Çok değerli bir kardeşimiz şöyle bir sorunun cevabını istiyor. Arapça kutsal mıdır? Her şeyi Allah yarattığı gibi dilleri de Allah yaratmıştır. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlık tarihinde farklı diller, lisanlar, lehçeler ve konuşma tarzları ortaya çıkmıştır. Hazreti Allah bütün bu dilleri kendi varlık ve birliğinin delili olarak sayar. Ve min ayatihi halkus semavati vel ard ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum buyurur. Semavat ve arzın yaratılması Allah'ın varlık ve birliğinin delillerinden olduğu gibi sizin simalarınızın ayrı ayrı olması, lisanlarınızın, şivelerinizin, ses tonlarınızın ayrı ayrı olması da Allah'ın varlık ve birliğinin delillerindendir buyuruyor. Diğer diller neyse Arapça da odur. Ve dil zatında, özünde kutsi değildir. Kutsal kelimesi bizim terminolojimizde mukaddes diye ifade ettiğimiz bir husus. Mukaddes ise mübarek, kutlu ve temiz şeyler, Hazreti Allah ile ilgili olan ve manevi büyüklüğü bulunan pak, değerli, kıymetli hususlar demektir. Bu noktasıyla mesela Allah'ın isimleri mukaddestir. Kitaplar, peygamberler, din, iman, ibadetler, Kabe, cami, mescitler, belki sair dinlerin ibadet yapılan mekanları, bütün bunlar mübarek ve mukaddestir. Zatından mukaddes olarak kabul edeceğimiz şeylere saygı duymak da bizim dini ve insani bir vazifemizdir. Allah mukaddes olduğu için Allah deyince Celle Celaluhu deriz veya Azze ve Celle deriz veya Teala, Allahü Teala deriz ve onun o kutsiyetine uygun aynı zamanda bizde bir saygı hissi ve saygı duygusu meydana gelir. Mesela Efendimiz'den bahsedince aleyhissalatü vesselam deriz. Peygamberlerden bahsettiğimiz zaman aleyhisselam deriz. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'den bahsettiğimiz zaman kenarına el-Kerim, Kur'an-ı Kerim veya El-Hakim deriz, Kur'an'ı Hakim. Bütün bunlar onlara değer verme ve saygı duyma ifadeleridir ki kutsala saygı da, mukaddese saygı da bütün bunları ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in dışında İslami özelliği olan mukaddes şeylerin dışında daha önceki peygamberler de mukaddes, onlara gelen kitaplar da aslı itibariyle mukaddes. Onların asıl ahkamı bizler için de mukaddestir ki Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda o kadar çok ayet-i kerime var ki mesela Bakara suresi 136. ayette "Kulu emennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakûb ve el-Esbâd" وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Meali münifi deyiniz ki biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik.
Onların arasında bir ayrım da yapmayız. Biz yalnız ona, yani Allah'a teslim olan Müslümanlardanız. Demek ki onlar da bizim için mukaddestir. Aslı itibariyle eski peygamberlere gelen kitaplar ve vahiyler de bizim için mukaddestir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mukaddeslere de değer vermiş ve saygı göstermiştir. Mesela Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman daha oruç, Ramazan-ı Şerif orucu farz değildi. Yahudilerin her ayın 13, 14, 15. günleri, bunları Eyyam-ı Bid deniyor, oruç tuttuğunu gördü. Sordu, siz niye oruç tutuyorsunuz? Muharrem ayının da belli günlerinde oruç tuttuklarını gördü. Siz niye oruç tutuyorsunuz? Onlar dediler ki Hz. Musa aleyhisselam böyle oruç tutardı. Ondan biz oruç tutuyoruz. Efendimiz aleyhisselam madem Musa aleyhisselam böyle yapardı, buyurdu ki ben size Hz. Musa'dan daha yakınım. Ve sonra oruç tuttu ve sahabe-i kiramın da tutmasını emretti. Daha sonra Ramazan-ı Şerif orucu farz olunca o müstahap bir oruca bu şekilde inkılap etmiş oldu. Evet, mukaddesler nedir? Önce onların üstünde kısaca durmak istedim. Ve biz mukaddes olunca ona saygı gösteririz. Ama başta dediğim şeyi tekrar edeyim. Hiçbir dil zatından mukaddes değildir. Arapça da mukaddes değildir. Çünkü Ebu Cehil de Arapça konuşuyordu. Efendimiz'i hakaret edenler de Arapça konuşuyordu. Allah'ı inkar edenler de Arapça konuşuyordu. O devirde puta tapanlar da puta ibadet ederken de Arapça diliyle yaparlardı. Arapça iki yönü keskin her dilde olduğu gibi. Eğer Arapça ile Allah'ı anlatıyorsak, Arapça ile Kur'an-ı Kerim işte Arapça ve öyle anlıyorsak ona tazim ederiz. Yani bize bakan Arapça dili eğer bizim mukaddes şeylerimize ait bir aracı olarak kullanılıyorsa o dilde bizim için mukaddestir. Kur'an-ı Kerim lafzi olarak lizatihi Allah kelamıdır. O yönüyle bizim için mukaddestir. Ama dil ile Arapça şarkı çeken var, türkü çeken var, Allah'a küfreden var. Bu yönleriyle Arapça kutsal denemez. Ancak Efendimiz Aleyhisselam Arapçanın faziletinden bahsetmiştir. Üç hasletten dolayı Arapçayı seviniz buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Ama dememiş ki üç hasletten dolayı Arapça mukaddestir, çok değerlidir, faziletlidir. Öyle dememiş. Üç hasletten dolayı Arapçayı seviniz. Çünkü ben Arap'ım. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur. Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır buyurmuş. Hadis rivayeti açısından bu biraz zayıf. Feyzül Kadir'de geçiyor. Hadis No. 225'i olarak. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Arapça olduğu ayet de sabittir. Onun için bir insan dese ki Türkçe Kur'an, Fransızca Kur'an imandan çıkar. Türkçe tercümesi, Türkçe tefsiri, mesela Fransızca tercümesi, tefsiri diyebiliriz. Ama Türkçe Kur'an diyemeyiz. Elmalı behey sersem. Kur'an'ın neresinde geçiyor? Kur'an bir başka dille gelmiş, nazil olmuş. Kur'an-ı Kerim'de Kur'anen Arabiyen tabiri oldukça fazla geçer. Zihnim beni yanıltmıyorsa 6 yerde geçiyor. Ve bu Kur'an'ın Arapça olduğu işte bu yönüyle Kur'an mukaddes olduğundan Kur'an'da geçen Arapça tabirler lizatihi Allah kelamı olduğu için mukaddes oluyor. Ve orada Arapçanın özelliklerine dikkat çekilir. Kur'anen Arabiyen mesela bir yerde leallahum taakilun akıl erdiresiniz diye. Bir yerde Kur'anın Arabiyyum mübin apaçık anlatılır.
Demek ki Kur'an-ı Kerim'in sair dillerden farklı özellikleri var. Akıl ve mantık dili olması, fesahat dili, belagat dili, şiir dili olması ve anlatacağımız şeyleri en kısa cümlelerle en fasih anlatabilme özelliklerine sahip olan Arapça dilidir. Tabii işte bu kutsiyete bakan yönleriyle Arapçanın bir değeri var. Ama Arapça zatından bir kutsaldır, mukaddestir. O zaman Arapça bir kelimeyi, bir yazıyı yerde bırakmamak lazım. Alıp şöyle duvara asmak lazım. Öyle değil yani. Arapça zatından mukaddes değildir, kutsal değildir. Ve o kutsi olan ama Arapça lisanla gelmiş olan, Allah tarafından gönderilmiş olan şeyler kutsidir. Bu inceliği de kısaca heyetinizle paylaşmış oldum. Sorduğunuz için teşekkür ediyor ve Allah'a emanet ediyorum.